İzleyiciler iyi akşamlar. Bugün yine Ordu'da önemli bir akşam. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin dün akşam TV52, Altaş TV ve Boztepe TV ortak yayınında milletvekilleri İhsan Şener ve Mustafa Hamarat'la birlikte 6'da 6 programına konuk oldu. Kardeşlerimize, dostlarımıza iyi akşamlar diyelim hep birlikte. Programın sunuculuğunu ise TV52 Genel Müdürü Akın Çiçek ve Altaş TV Genel Müdürü Fatih Korkmaz üstlendi. İçişleri Bakanısınız efendim. Konu bir şey değil tabii ki. Programda Ordu'ya yapılması planlanan yatırımlar masaya yatırıldı. Bakan Şahin, havaalanı projesinden çevre yoluna kadar birçok konu hakkında detaylı bilgi verdi. Sohbetimizin esas itibariyle gündemi Ordu ve Ordu'da hemşehrilerimizin bildikleri veya merak ettikleri konular. Programda geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden milletvekili Harun Çakır da unutulmadı. Fazla yanı var mı düşüncesi insanın aklına gelebilirdi ama vefatından sonra söylenen bu sözler, bu değerlendirmeler kuşkusuz tamamen gönülden gelen ve fazlası olmayan net değerlendirmeler. Güzel değerlendirmeler. Sadece bizim için güzel değilmiş Harun Çakır arkadaşımız. Bütün dostları için, beraber olduğu mesai yaptığı herkes için, komşuları için, arkadaşları ve akrabaları için değerliymiş. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 6'da 6 programında Çambaşı'na yapılacak kayak tesisinin detayları hakkında da bilgi verdi. Projenin güçlü bir yatırımla hayata geçireceğini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü. Güncel olan konu, il başkanımızın da ifade ettiği gibi Çambaşı'na 12 aylık aktivite kazandıracak. Yazın yayla amaçlı ama kışında kış turizmi ve kış etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği tesislerin kazandırılması amaçlı proje çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada Vali Bey'in hakikaten turizm kökenli bir bürokrat olmasının çok ciddi katkısı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Projeyi hazırlattı hızlı bir şekilde ve güzel bir proje hazırlandı. O projenin ara bölümlerinde bilgi sahibiyiz biz de. Şimdi onun yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle teleferik ve kayak tesislerinin ve telesiyaj bölümlerinin yapımı için ihale yapılacak. Daha sonra da konaklama tesisleri. Hemen ona paralel değilse de kısa zamanda arkasından gelecek şekilde. Yaklaşık 16 milyon mertebesinde bir keşfi var. Onun ihalesini 16 milyon ama aşabilir bu. 20 milyona doğru gidebilir. İhalesini önümüzdeki kısa süre içerisinde gerçekleştirecek valiliğimiz özel daire üzerinden. Daha sonra konaklama tesisleri konusunda özel sektör yatırımları gelecek. Eğer özel sektörde bir gecikme olursa kamu olarak onu da biz bir kompleks halinde yürüteceğiz. Oranın güvenlikle ilgili bir eksiği vardı. Jandarma karakolu var fakat 2 senedir galiba söndürülmüş. Yani orada insan hareketi olmadığı için galiba. Onun talimatını verdik biz. Arkadaşlarımız orayı 12 ay güvenlik hizmeti verilir hale getirecekler. Yani böylelikle de doğrudan bir içişleri hizmetini de ifade etmiş olayım. Tabii karakolun kendisinin fiziki korunmasına yönelik de bazı eksiklikler var. Onlar tamamlanacak. Bakan Şahin, Ordu Giresun Havaalanı projesi kapsamındaki olumsuz söylentilere de cevap verdi. Ve havaalanının belirtilen tarihte tamamlanacağını söyledi. Ve 2011'de de dedik ki 2010'da Sayın Başbakan burada 22 Ağustos 2010 akşamı Ordu'da iftar programında Ordu Havaalanı'nı Giresun'da gene aynı gece Ordu Giresun Havaalanı'nı sevgili hemşehrilerimizle paylaşmıştı. Efendim Sayın Başbakan söylediği halde hala tereddütler, hala bu gerçeğin üzerinde bulutlar dolandırılmaya çalışılıyordu. 2011'de de yine seçim döneminde bu malzeme yapıldı. Biz de o kadar emindik ki bilmediğimiz bir şeyi zaten konuşmayız dedik. Sağlamasını yapmadığımız bir bilgiyi kimseyle paylaşmayız dedik. Hatta dedik ki Ordu'da az söyleriz ama çok yapmayı tercih ederiz. Eksik söyleriz ama çok yapmayı tercih ederiz.
Geç tarih veririz ama erken yapmayı tercih ederiz dedik. Bizim siyasetimiz bu, bizim anlayışımız bu. Programda öne çıkan bir diğer yatırımsa çevre yolu projesiydi. Çevre yolu projesi için ihale tekliflerinin alındığını belirten İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, önümüzdeki günlerde ihalenin sonuçlanacağını ifade etti. Diyecektik dememize fırsat bırakmadan kalkıp bunu anlattınız, o gün demediniz de bugün belki dermişsiniz veya diyenler olduğunu söylüyorsunuz. O zaman Kasım'ın sonları demiştiniz tarih olarak. O zaman demiştik ki Kasım'ın sonları, yıl bitiminden önce bu meseleyi de inşallah çözmüş olacağız demiştik. Efendim 8 firma ihaleye katıldı ama şu anda alan firma belli değil mi efendim? Ağzına sağlık. Ben 8 olduğunu bilmiyorum. Benim notumda 8 yazmıyor ama doğrudur. Genelde o miktarda. Şimdi 16 Kasım'da teklif almanın son tarihiydi. O firmaların teklifleri değerlendiriliyor. Yani bekliyoruz önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde. Sonuç belli değil o zaman. Tabii sonuç belli değil. Değerlendirmesi yapılıyor. Aynen havalanında olduğu gibi. Havalanında da böyle olmuştu. Teklifler alınmıştı. Ve hangi firmada işin kaldığı, kalacağını belli bir süre bekleyerek gördük. Bu mevzuat gereği zaten. Her an belli olabilir. Her an derken yani bu Kasım sonuna kadar bekliyoruz veya aralığın ilk diliminde mutlaka belli olacak.